Evet Erdoğan canlı yayında açıklama yapıyormuş. Hadi hep beraber bir dönelim. Bir i̇zleyebiliyor muyuz? Erdoğan şeyinden verebilirsiniz belki de. Hesabında yayınlıyorlardır çocuklar. Ee, onu en da niyetli, En sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi. Ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için hem çalışanların alacakları en az maaş düzeyini hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdı. Nitekim geçmiş yıllarda da taraflar uzlaşmaya varamadığı halde hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur. Türkiye'de yatırım, istihdam, üretim vallahi survivor sonucu açıklanır gibi var ya adaya hangimiz veda edeceğiz. edeceğiz. Onun gibi herkes Ülmek bekliyor şu an. en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir düşünmek durumundayız. Şimdi bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde otuzlu, yıl sonunda yüzde yirmili rakamlara indirmekte kararlıyız. Ülkemizdeki her kesimden yüzde otuz dedi. Her yani şu anda hesabını Yüzde 185'ten yüzde 130. Diyelim 85'ten yüzde 30'a indi. ücreti ince. belirlerken hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem de önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek bir yaklaşım benimsedik. Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmadan hmm. yani da, eğer çok büyük bir tepki gelirse sizden arada bir düzenleme yapabiliriz diyor. Gibi Anlatabiliyor muyum? Şey anladım mı? Ben şimdi biraz Sayın Erdoğan'ın tercüme etmeye çalışayım. gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Biz milletimizle birlikte varız. Milletimiz için varız. Milletimizle birlikte geliyor 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 görüyoruz. gelmekte olan. Hazır mısınız? Diğer tüm hususlar gibi asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Tabii bu süreçte. Gidiyor. geliyor, geliyor. Uyanıma, Gerek TİSK başkanımıza. Türk iş olmadığına göre bence 9 binden daha az olduğu kesin gibi geliyor ama bakalım. Masada çünkü Türk iş yok. Normal şartlarda Türk işin de oturması lazımdı. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah değerli arkadaşlar Acun gibi oldu ya. Net asgari ücret inşallah 8500 lira olarak. 8500 lira evet. Mutabildi. Kocaman yazın asgari ücret 8500 lira oldu. Türk iş 9000 lira demişti. 9000 lira kabul edilmediği için Bunun masaya oturmadı. Ve de şu anda 8500 lira olarak açıklandı. Yansıması olduğu gibi bize de yansıması var bütün bu yansımalarını düşünerek bu adımı attık. Anketi Öyleyse açalım şimdi. Bakalım halkımız ne diyor? 8500. Yüzde 94. Temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış. Yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni evet. asgari ücretin çalışanlarımız ve İşverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı millet, milleti olsun diliyorum. Peki, Peki bakalım bundan sonra ne olacak? Biraz duralım. Belki gazetecilerden bir Teşekkür soru ediyorum. gelir ama Türk işin bu işi beğenmediğini söyleyebiliriz. Zaten alıyorum, beğenseydi koltukta otururdu, Erdoğan'ın yanında olurdu. Şu anda sizden gelen tepkiler çok kötü 52 iyi yüzde 33 çok iyi yüzde 16. Iı, şeklinde 2200'e yakın şey var. Bakanım, Bakalım ilginç bir soru var mı? Bir soru varsa. Ve adına ha dur diğer şeyler konuşuyor. Uzun İşverenler uzun Konfederasyonu başkanı konuşuyor. İşverenler bundan memnun bence. Şu anda baktığınız zaman. Ee, tabii şimdi çok iyi, iyi çok kötü yazmışız. Bir de kötü yazmamız lazımdı. Onu koymadık. O yüzden çok kötüye yükleniyor yani. Orada bizim bir hatamız olmuş bu anketi açarken. Ee, hızla açarken şey olmuş yani. Üçüncüsü de işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutarak... Evet arkadaşlar, milyonlarca insanı etkileyen e, asgari ücret e, şu anda açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8500 lira olarak gördü. Anlaşılan e, Türk iş bundan pek memnun değil. O yüzden bu açıklamada yer almadı. Zaten onlar da yer alsa daha iyi olurdu demişlerdi, de demişti Erdoğan. 8500... Ee, tabii Erdoğan dediği yani gerekirse arada yine bir şey yapabiliriz, e, düzenleme yapabiliriz diyor. Benim beklentim seçim öncesi bir kez daha buna bir ayar yapılır. Ya da seçim öncesi ya yani biz Haziran'da seçim sonrasında şu kadar yapacağız diye e, bir asgari ücret e, pazarlığı konuşulur, Vadi gelir yani. Olanı iptal edin, yeniden anket açın diyor Faik Boduroğlu. Evet, bunu iptal et, bir daha aç. Bu haksız bir şey yapıyoruz. İyi, çok iyi. Kötü, çok kötü. Onu yapmamız lazım. Burada bir haksızlık yapmayalım. Bir kez daha oy kullanmanızı rica edeceğim. Bizim hatamız, özür dilerim. Tamamen bizim hatamızla yaptık bugün bir şey. Hızla, canlı yayında yaptığımız için oluyor. Daha objektif bir görünümümüz olsun çünkü. O kadar şey değil. Sizden ricam, şimdi anketi açtığımızda bir kez daha, yani oy kullananların da bir kez daha oy kullanırlarsa, en azından Türkiye'deki tabloyu görürsünüz. Ee, bu tür anketler sizlerin sesleri diğer politikacıların sesleri önemli çünkü bunlar bir kamuoyu baskısı yaratabiliyor ve de bu kamuoyu baskısıyla e, gördüğünüz gibi arada çeşitli e, düzenlemeler de yapılıyor. Geçen yıl enflasyon o kadar e, şeydi ki e, baya bir e, arttırma yapmak zorunda kalmışlardı. Yani bu rakam az bir rakam değil hakkında verelim yani az buz bir rakam değil. Ne kadardı bir önceki asgari? 5500. 5500'den 8500'e geldi. Yüzde kaç artmış oluyor şu anda? Hesapladık mı onu? Yani son şeyler, Erdoğan diyor yüzde 170 hatta yüzde 190 arttırdık diyor ama enflasyonunda yüzde 180 çıkmış durumda. Ee, i̇şverene destek nerede diyorlar? Şimdi bu iki uçlu bir mızrak. Bir yandan da işveren açısından da bakmak lazım. Yüzde 55 %54,5 %55 arttı. Enflasyon ne kadar arttı? %85. Zor enflasyonla yaşanan bir ülkeyi yeniden yaşamaya başladık.